Bir süredir hayatımızda önemli bir kavram var. Cumhuriyet davası. Devam ediyor, bitmiyor. Salıvermeler oluyor. Sonra salıverilenler tekrar alınmak için yeni girişimlerde bulunuyor. İşte şu anda hapiste yatıp da daha sonradan salıverenlerin bir kısmı az sonra anlatacağımız, söyleşeceğimiz konuda da daha geniş öğreneceğiniz gibi kısa bir süre içinde tekrar hapishaneye atılacak. Biz Cumhuriyet davasını ve bu konuyu olayı yaşayan, olayın kahramanlarından biriyle Avukat Mustafa Kemal Güngör'le konuşacağız. Hoş geldin Mustafa Kemal. Hoş bulduk. Sağ Şimdi aslında belki de hani bu sorulur mu denilebilir ama Cumhuriyet davası çok konuşulan, çok bilindiği varsayılan bir şey ama yine de senden rica edeyim. Nedir bu Cumhuriyet davası? Ne zaman çıktı? Hangi gerekçelerle suçlamalar yöneltildi size? İyi yayınlar öncelikle. Sağ ol. Olayın kahramanlarından diye girdin. Aslında böyle bir kahramanlık kimse tercih etmez elbet ama Kurban lafına mı alıştınız daha çok? biraz öyle oldu. Şöyle söyleyeyim. Cumhuriyet Gazetesi davası, savunmada da belirtmiştim ben mahkemede. Aslında hukuki bir dava değil, siyasi bir dava. Ve Cumhuriyet üzerinden, bizler üzerinden aslında diğer basına, tüm gazetecilere, toplumun tüm muhalif kesimlerine yönelik bir gözdağı operasyonu. Yani herhalde düşünülen o ki hani insanlarımız, halkımız ya Cumhuriyet'e bile bunlar yapılıyorsa başka kime yapılmaz ki filan dedirtmek istiyorlar. Böyle bir operasyon isteniyor ki iktidarca hani kimse kendilerini eleştirmesin, kimse farklı fikirler ileri sürmesin. Böyle sürdürsünler bu düzeni filan ve rahatsız olununca da bir şekilde yargı devreye giriyor. Yani topluma bir korku salmak Evet, istiyorlar. amaç bu. Ne zaman çıktı? Hangi yıl bu dava başladı? Hangi tarihte? Davanın başlangıcı Ekim ayının 2016 yılı Ekim ayı. Ekim'in sonunda bir gözaltı işlemi oldu. Evlerimizden, büyük bölümümüz evlerimizden toparlandık sabah saatlerinde. Ve yakalama kararı, arama kararı, gözaltı kararı vesaire hep beraber bizi Emniyet Müdürlüğü'ne götürdüler. Bir 4 günlük nezaret altında bulunduk. Ondan sonra sulh ceza hakimliğine çıkarıldık ve tutuklandık. Aşağı yukarı 5,5 ay civarında cezaevinde kaldıktan sonra iddianame düzenlendi ve bu dava açılmış oldu. Sonuçta bir bölüm arkadaşımız 9 ay süreyle cezaevinde kaldık. Biz Toplam de kaç kişiydiniz? Biz ilk girerken nezarete alınan arkadaşlar daha fazla sayıdaydık ama 9 kişi tutuklandık. Bir bölüm arkadaşımız Salıverildi. savcılıktan salıverildi. Daha sonra Akın Atalay yurt dışındaydı. Bu haberleri duyduğunda yurda döndü ve o da tutuklandı. Öyle bir sayımız vardı. Hani davada daha fazla sayıda Evet. insan yargılanıyor ama bir kısım arkadaşımız beraat etti. Bir kısım arkadaşının dosyası tevrik edildi yurt dışında bulundukları için. Diğer arkadaşlar biz şu anda bu kararla 14 kişi mahkum olduk. Bunlardan 8'i 5 yılın altında bir cezaya mahkum edildi. Diğer 6 arkadaşımız ise 5 yılın üstünde cezaya mahkum edildiler. Şimdi biz 5 yılın altında cezaya çarptırılanlar olarak istinaf mahkemesince yerel mahkemenin kararı onandığı için yeniden hapse girme durumuyla karşı Bu karşıyayız. arada içerik o kadar enteresan ki herhalde hukuk tarihine geçen şeyler. Siz hem FETÖ'cü olmayı aynı anda hem PKK'lı olmayı başarabilmiş bir topluluksunuz herhalde. Evet, garip. Aslında şöyle söyleyeyim. Biz tutuklanırken
FETÖ'ye ve PKK'ya yardımdan tutuklandık. Daha sonra iddianame düzenlendiğinde buna bir de DHKPC eklendi. Hatta ben sorgu sırasında da söylemiştim. Savcımız IŞİD'i unuttu herhalde filan diye. Yani neyse ki ondan sorumlu tutmamışlar bizi. Şöyle ki dediğim gibi baştan savcılık aslında bu iddianameyi düzenlerken ilk başta bizi tutukladıklarında hakimlikçe terör örgütüne, terör örgütü adına suç işlemek suçuyla, kanunda öyle tanımlanan suçla bizi tutukladı. Fakat iddianamede herhalde doluya koydular almadı, boşa koydular dolmadı. Bir şekilde suçumuzu terör örgütü adına suç işlemek değil de terör örgütlerine üye olmadan bilerek, isteyerek yardım etmek suçundan iddianameyi düzenlediler. Dediğim gibi başta tutuklamamızda sadece FETÖ ve PKK vardı. Onlara yardım ettiğimiz söyleniyordu. Sonra DHKPC de eklendi. Güzel bir soru sordunuz aslında. Savcı iddianamede kendisi de bunu çok garip bulmuş olsa gerek ki şöyle bir şey diyor. Yani bu üç örgüte, üç terör örgütüne birden yardım etmek hani ters görünse bile bu üç örgüt de Türkiye'nin aleyhine faaliyette bulunmaktadır. Cumhuriyet de bunların hepsine yardım ediyor ve dolayısıyla hepsine yardımdan bunları mahkum edelim. Evet, kamuoyu da kokteyllere alıştı zaten. Evet, bir kokteyl terörün biz de yardımcısı olmuş olduk. Maalesef böyle bir şey var. İlginç bir şey söyleyeyim. Aslında çok teknik ayrıntıya boğmak istemem. Şöyle bir durum vardı. Biz nezarethanedeyken bu durumu öğrendik. Dördüncü gün avukat arkadaşlarımız bizi ziyarete geldiler. Olağanüstü hal koşulları uygulanıyor filan. Yani avukat görüşü filan da yok ama dördüncü günde böyle bir izin çıktı ve avukat arkadaşlar görüşe geldiler. Dediler ki ya bu davanın temeli çöktü. Nasıl yani? Bu soruşturmayı yapan savcı FETÖ terör örgütüne üyelikten yargılanıyor. Evet. Çok ilginç geldi tabii böyle ama kısa bir avukat görüşmesinde ancak bunu öğrenebildik. Neyse tekrar nezarethanede yerimize yerleştik. Diğer arkadaşlar, biz o arada iki avukattık nezarette. Bülent Utku arkadaşımla ben vardık. Diğerleri gazeteci arkadaşlarımız, gazete çalışanları. Dediler ki ya böyle şey olur mu? Hani terör örgütü üyeliğinden yargılanan savcı bizi soruşturuyormuş filan. Biz dedik ki olmaz böyle bir şey yani. Olmaz, mutlaka görevden el çektirirler başka bir savcı. Ama oldu. Evet, oldu. Ve şöyle söyleyeyim. Hakikaten hani adil yargılanma hakkı tanınmadı bize, bu ilke ihlal edildi derken böyle bir savcı bütün soruşturmayı yürüttü. Bütün soruşturmayı son günlere kadar, son 5-6 gün kalana kadar dosyada hep onun imzasıyla yapılan işlemler var. Bilirkişi tayinleri yaptılar. Olur olmaz bir sürü şeyi araştırdılar. Masak araştırmaları oldu vesaire filan. Son noktaya kadar bu savcı dosyayı götürdü. Bu söylediğim durum da ayyuka çıktı tabii, basında pek çok konu edildi. Adalet Bakanı o tarihte Bekir Bozdağ şöyle bir açıklama yaptı. Yani talihsizlik olmuş. Olmasa daha iyi olurdu. FETÖ üyeliğinden yargılanan bir savcının bizi FETÖ örgütüne yardımdan suçlaması hakikaten olacak bir şey değildi. Bu kadar söyledik, tutuklanırken hakime de belirttik bunu, yargılanırken mahkemede de söyledik. Fakat hiç kimse dinlemedi. Ben hakime de sordum, yani bizi yargılayan mahkemenin heyetine de sordum. Siz olsanız benimle aynı konuda, ben de hukukçuyum, 35 yıllık avukatlığım neredeyse, sizlerle aynı tecrübeye sahibiz filan. Yani sizi yargılayan birisi FETÖ üyesi olsa, yargılaması devam etse, ve sizi FETÖ'ye yardımdan suçlasa bunu kabul edebilir misiniz? Ama dediler ki masumiyet karinesi var. Masumiyet karinesi hepimiz için var. Sadece savcıya değil yani. Belirteyim, halen yargılaması devam etmekte. Savcının, soruşturma savcısının yargılaması halen devam etmekte. Yargıtay Ceza Dairesi'nde yargılaması sürmekte. Kendisi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi var.
ve adli kontrol kararı var. Evet. Buna rağmen bu savcı göreve devam ediyor ve bizi de öyle bir soruşturmada, kendisi üyelikten yargılandığı bir davada yardımdan, terör aynı örgüte yardımdan soruşturdu. Son kertide işte 4-5 gün kala artık tutukluluğumuzun devamına ilişkin son kez de tutukluluk gerekir diye mütalaa verdikten sonra 5 gün kala o dosyadan herhalde çekildi. Başka iki savcı bizim iddianameyi imzaladılar ve geldik bugünlere. Şimdi bugünlere gelelim. Aslında siz çıktınız, biz sevindik, herkes sevindi. Yani dava devam ediyor ama uluslararası kamuoyu, Türkiye'de böyle destekler ve bu işin hukuksuzluğunun görüldüğü kanısı vesaire derken bugünlere geldik ve siz tekrar içeri giriyorsunuz. Ne oldu da sizi tekrar içeri atmak için bir hukuki veya tırnak içinde hukuki gerekçe doğdu? Evet, maalesef söylediğiniz gibi davada bütün bunları anlattık, savunmaları yaptık. Şöyle bir şey söyleyeyim size. Hakikaten ilk sorgumda da bahsetmiştim mahkemede. Bu FETÖ gerçeğini, Fethullah Gülen'i, Fethullah Gülen cemaatini, ben çok eski bir Cumhuriyet okuruyum, aşağı yukarı 44 senedir Cumhuriyet okurum. Cumhuriyet gazetesinden öğrendim. Yani Fethullah Gülen ve cemaat meselesini 35-40 senedir Cumhuriyet gazetesi yazar, toplumu bu örgüte karşı uyarır, evet, dikkat çeker, bu örgütün iç yapısını anlatmaya çalışır. Cumhuriyettir FETÖ gerçeğini anlatan, Hikmet Çetinkaya'dır yıllarca yazdığı, evet, yazılarla. Hakikaten 10 cilde yakın kitabı vardır Hikmet Çetinkaya'nın. Hani kelimenin anlamıyla bu işin kitabını yazan adamdır. Ve şimdi Hikmet Çetinkaya da bizimle aynı davada yargılandı. Sanıyorum 6,5 yıldır hapse mahkum edildi. Evet. FETÖ gerçeğini Türkiye'ye anlatan adam, FETÖ gerçeğini Türkiye'ye anlatan Cumhuriyet Gazetesi FETÖ'ye yardımdan mahkum edildi. Yani buna inanabilir misiniz? Toplum, kamuoyu, vicdanı bunu kabul edebilir mi? Gerçekten trajikomik mi diyelim, trajik mi diyelim, hı-hı, ama maalesef böyle bir şey. Ne yaparsak yapalım, sonuçta davada, iddianamede bize işte şu deliller pek çok şey söylediler. Yani kimi arkadaşların telefon kayıtlarından işte baylokçularla görüştüklerine ilişkin iddialar ileri sürüldü. Dosyalar şişti yani, baylok HTS kayıtları denen şeylerden. Baylokçu oysa, yani bir insanın baylokçu olup olmadığını siz anlayabilir misiniz mesela? Telefon açtığınız birinin baylokunun olduğunu bilebilir misiniz? Ya da sizi arayan biri baylokçuymuş bilebilir misiniz? Evet. Yani baylokçularla, Fethullah soruşturmalarında adı geçenlerle irtibatı olmakla ilgili çok acayip şeyler. Bugün tekrar söyledim Musa evet, Kart. Evet, evet. Yani turizm için, tatil için ETS turu arıyor. Evet. O bir şey Fethullahçılarla ilişki diye. İşin garip tarafı ETS turun başındaki sahibi şimdi bakan. Evet. Turizm bakanında işte o şirket soruşturmaya uğramış. Fethullah'la ilgili, FETÖ örgütüyle ilgili bir soruşturmaya, savcılık dosyasında var bunlar. Yani böyle bir soruşturma geçiren şirketle sizin telefon irtibatınız var diye arkadaşların iddianamede suçlandığı şeyler var yani. Hakikaten aklın alabileceği gibi şeyler. Siz ne zaman öğrendiniz yeniden içeri girme şeyini, haberini ve gerekçesini ne şekilde? Şöyle, yerel mahkemede bizim mahkumiyetimize karar verilince biz bunu itirazla Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdık. İstinaf Mahkemesi'ne. Burada aşağı yukarı 5-6 ay süreyle devam etti inceleme. Dilekçemizde avukatlarımız, istinaf dilekçemizde duruşma talebinde de bulunmuşlardı. Hı. Yerel mahkemede bazı şeylerimiz kabul edilmediği için bunları itirazen ileri sürdüler. Mahkeme eksik inceleme yaptı, bunların tamamlanması lazım falan diye. Ve istinaf mahkemesi normalde duruşma açabilir. Açmak zorunda değil usul kanunu gereğince ama açabilir. Böylesi kamuoyunun ilgi gösterdiği bir davada duruşma açılır diye bekliyorduk açıkçası. Fakat duruşma açılmadı ve yaklaşık 5-6 aylık bir süre sonra, yani dosyanın istinafa gitmesi ve ondan sonra karar verilmesi 5-6 aylık bir zaman aldı. 18 Şubat'ta duruşma filan açılmaksızın
bizim istinaf talebimizin reddine karar verildi. Yani yerel mahkemenin kararı onanmış oldu. Ondan sonra da bizim yeniden hapse girme durumumuz ortaya çıktı. Burada yeri gelmişken söyleyeyim, siz nasılsa soracaksınız biraz sonra. Şimdi İstinaf Mahkemesi bu kararı onayınca, dediğim gibi biz aynı örgütte, aynı davada, aynı suçla, aynı eylemle yargılanan kişileriz. Cumhuriyet davası. Hı hı. Pek çok sanık var. Gazetedeki, yönetimdeki pozisyonlarımıza göre, mahkemede yargılamalar sırasındaki hal ve tavırlarımıza göre, mahkeme aslında hani bu suça öngörülen cezanın alt sınırlarından uzaklaşarak daha yüksek cezalar verdi. Ve bir kısmımıza 5 yılın altında hapis cezası verdi. Bir kısmımıza işte 6,5 yıldan 8 yıla kadar örneğin en yüksek cezayı verdikleri Akın Atalay arkadaşımız 8 yıl 1 ay 15 gün ceza verdi. Bu davada en düşük cezayı alan da Kadri Gürsel 2 yıl 6 ay bir cezaydı. Şimdi İstinaf Mahkemesi bu kararı onayınca kanunda, ceza mahkemesi kanunda, dediğim gibi sizi çok maddelere boğmadan filan anlatayım, kısaca vatandaşın anlayabileceği dilde, bir 286. madde var. Buna göre işte yerel mahkemenin verdiği karar İstinaf Mahkemesince onanırsa ve bu 5 yılın altında bir cezaysa, İstinaf Mahkemesi 5 yılın altında artırım olmayan bir cezaya hükmederse, yani 5 yılın altında kalan bir cezayı onarsa, ceza orada kesinleşir diyor. 5 yılın üstünde ceza alanların ise temyiz hakkının olduğunu söylüyor. Biz bunu istinaf dilekçesinde de belirttik aslında. Ya aynı davada yargılanan insanlar, şimdi bunların bir kısmı aynı suç çünkü, bir kısmının İstinafta kesinleşiyor olması, diğer kısmın ise Yargıtay incelemesine tabi olması çok aklın alacağı bir şey değil. Çok garip değil. Bir durum. Çok garip bir durum. Zira şöyle de bir şey var. O da gerçek. O da yasanın getirdiği bir şey. Şimdi biz temyiz edemedik. Edemedik. Yasa öyle diyor. Ve yarın öbür gün diyelim hapse gireceğiz. Yeniden cezaevine yolu göründü bize. Fakat temyiz edebilen arkadaşlarımız yönünden yarın öbür gün ki Yargıtay incelemeleri de epeyce bir zamana yayılıyor. Ortalama bir ceza davasının Yargıtay'daki sürme zamanı aşağı yukarı 420 günler filanmış. Yargıtay Başkanı'nın bir konuşmasından biliyorum. Yani bir buçuk sene civarında temyiz incelemesi sürecek, beklenecek. Dolayısıyla o cezaları alan arkadaşlar yönünden temyiz incelemesinin sonucu beklenecek. Ola ki bir sene sonra temyiz incelemesi yapıldı ve Yargıtay eminim orada yani hakikaten bağımsız, hakikaten dürüst yargıçlar vardır. Zaten adalet biraz da olsa yürüyorsa o yargıçların omuzlarında, sırtında yürüyordur Türkiye'de. Adalet yönünden kötü durumda ülke maalesef. Ama öyle yargıçlar da vardır. İşte dürüst, bağımsız yargıçlar diyelim Yargıtay'da o dosyayı incelediler. Ha burada böyle bir suç yok, beraat gerekir diye bir bozma yaptılar. Ama bozma yaptılar. Siz o sırada bu bozmadan biz içerideyiz. Onay geçti, yatıyoruz diyelim. Bu bozmadan yasa gereğince biz de yararlanıyoruz. Evet, evet, evet. Ve ama devlet bize pardon diyecek. Boşuna yatmış olacaksınız aylarca. Onay yatacağız orada. Ama hükmümüz bozulmuş olacak arkadaşlarımızın temyizi münasebetiyle ve bize pardon diyecek. Şimdi bunu kimseye kabul ettiremezsiniz. Böyle bir şey olmaz. Böyle adalet olmaz. Bunun yasadaki bu düzenlemenin gerekçesi de ne? Deniyor ki işte usul ekonomisi, işler hızlı yürüsün. Yargıtay'ın çok dosya yükü var. Çok iş olmasın. İyi, Yargıtay'ın yükü var da içeride yatan insanların yükü ne olacak? İnsan vatandaşın yükü işte, ne gerçekten, olacak yani? Gerçekten. Şimdi devam edeyim. Biraz bu bölüm önemli çünkü. Bu durum ortaya çıkınca biz aslında bunu İstinaf Mahkemesi'ne avukatlarımız yazdıkları dilekçede çok net olarak anlattılar. Bu yasa düzenlemesinin anayasaya aykırı olduğunu ileri sürdüler. Yani bunu itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi'ne taşıyın.
burada ters bir durum var dediler. Aynı örgüt suçuyla yargılanıyoruz. Aynı dava, aynı eylem filan. Yani bir kısmının istinafta onanması halinde kesinleşmesi, diğerinin temizli olması olacak iş değildir. Anayasadaki temel ilkelere aykırıdır. Eşitlik ilkesine aykırıdır. Hak arama özgürlüğüne aykırıdır. Adil yargılanma ilkesine aykırıdır. Bunu Anayasa Mahkemesi'ne taşıyın diye talepte bulunduk. Duruşma da açılmadığı için orada hani bunu ancak dilekçemizle anlatabildik. Fakat İstinaf Mahkemesi, Bölge Adliye Mahkemesi, 3. Ceza Dairesi bizim bu itirazlarımıza bir tek kelime bile cevap vermedi. 180 sayfalık bir itiraz dilekçemiz var. Onama kararında bir paragrafta iki satır geçiyor. O da CMK'dan alınan bir iki şey. Şablon laf. Maalesef oysa hani karar gerekçeli olsa diğer itiraz sebeplerine ilişkinde, bu anayasaya aykırılık itirazımıza ilişkinde gerekçeli bir karar verilse biz de deriz ki ha böyleymiş. Yani ikna oluruz. Sonuçta o kararı denetletebilmemiz lazım bizim. Yani bizim ya da görebilmemiz lazım. Ya biz böyle diyoruz ama mahkemenin söylediği de doğru. Hani böyle bir şey ama böyle bir şey yok, gerekçe yok. Oysa mahkeme kararlarının gerekçeli olması zorunludur. Anayasa böyle emreder. Ama maalesef gerekçesiz bir kararla karşı karşıyayız. Evet, şimdi 2-3 dakikamız kaldı. Uluslararası destek, tepki ve uluslararası hukuk açısından da bir iki cümle edebilir misiniz? Söyleyeyim. Şu deminkini bir tamamlayayım izin verirseniz iki satırla. Bizim hakkımızdaki bu karar kesinleşince hemen akabinde Yargıtay 1. Başkanı yargı yılı değerlendirmesi yaptığı bir toplantıda soru üzerine bu konuya girdi. Yargıtay geçen sene ne oldu ne bitti filan bunları anlatırken soru üzerine buraya girdi ve dedi ki yani biz zamanında bu yasa yapılırken istinafta kesinleşme sınırının 2 yıl ya da 3 yıl olmasını söylüyorduk. Hani hürriyeti bağlayan bir ceza dolayısıyla hani temize de gidilebilsin filan diye. Fakat önümüze yasa 5 yıl olarak geldi. Dolayısıyla böyle bir şey var. Ama aynı yargılamada yargılanan, tam da bizim durumumuza ilişkin, aynı davada yargılanan, aynı suçlamalarla suçlanan kişiler yönünden bir kısmının kararının istinafta kesinleşmesi, diğerlerinin Yargıtay'da kesinleşmesi adalet duygusuyla bağdaşmaz, mutlaka düzenleme yapılmalıdır dedi. Ve evet, topu meclise attı. Adalet Bakanı yine bir toplantıda bu konuya ilişkin sıkıntıları gördükleri için İstinafta Türkiye'de yeni bir uygulama 3 senedir sürüyor filan. Pek çok eksiklik, noksanlık var. Bunları çalıştaylarla daire başkanları üzerinden konuşuyoruz. Bir takım düzenlemeler gelecek ve sıkıntıları tespit ediyoruz. Güzel. Yani buna ilişkin de sıkıntı olduğunu fark ettiklerini söyledi. Nitekim gazeteci Sedat Ergin de bunu yazdı. Bu konunun düzeleceğine dair, yasayla düzenlenmesine dair bir şeyler geleceğini söyledi. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi adına Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özel bir yasa önerisi verdi. Tam da bu duruma ilişkin, yani bu durumda olan davalara ilişkin, aynı davada yargılananlar cezaları ne olursa olsun temiz hakkına sahip olmalılar. Yani çok dava, çok cezaya mahkum olanların temiz hakkı varsa az seviyede cezalananlar da aynı temiz hakkından yararlanmalıdır içeriğinde bir yasa önerisi verdi. Son bir şey daha ekleyeyim, bu konuda bitireceğim, biraz uzattım. Bu ceza yasalarını hazırlayan bilim heyetinde yer alan Profesör Adem Sözüer, ceza hukuku ana bilim dalı başkanı, İstanbul Hukuk'un 2 dönem dekanlığını yaptı. Adem Sözüer de Cumhuriyet Gazetesi'nde verdiği bir mülakatta bu durumun saçmalığına değindi, adaletsizliğine değindi. Mutlaka bu kişilere de temiz hakkı tanınmalı, aynı davada yargılanan kişiler o temiz sonucuna kadar bunu bekletmelidirler. Yani infaz ertelenmelidir. Hı hı. Bunun için bir yasa değişikliği gerekebilir ama bunu da beklemeye gerek yok. Yargı bunu kendi içinde içtihat yoluyla halledebilir dedi. Yani cezayı hazırlayan kişilerden de, ceza yasalarını hazırlayan kişilerden bir hoca da böyle söylüyor. Hı hı. Şimdi böyle bir ortamda yasa değişikliği olur mu filan, hani bunlar bizim lehimize olumlu laflardı. Beklerken işte 2 ay sonra, seçimlerden hemen sonra, mazbatanın verilmesinden hemen sonra baktık ki İstinaf Mahkemesi bu onama kararını UYAP'a kesinleşme şerhini işledi.
Şimdi yerel mahkemeye dosya geldi ve yerel mahkeme bir iki şey yapacak, işlem yapacak. Ondan sonra da infaz savcılığı. Ne zaman gireceksiniz aşağı yukarı içeri tahminen? Bugünlerde mi? Bugünlerde. Çok fazla sarkacağını düşünmüyorum. Dediğim gibi yerel mahkemenin bir takım usulü işlemleri yazması, yapması lazım. Ondan sonra infaz savcılığına intikal ettirecek. Oranın hızına bağlı. Bu hafta sonu olabilir. Önümüzdeki hafta başı olabilir. Bir de bütün bir siyasetten bahsederken, hukuktan hepsinin öznesi, kahramanı, kurbanı, hepsi insan. Nasıl hissediyorsun kendini şimdi içeriye gibi girmeye? Kurban gibi. Maalesef aslında hakikaten bütün arkadaşlarım yönünden söylüyorum, Cumhuriyet Gazetesi davası yönünden söylüyorum, suç olmayan bir şeyle suçlanıyoruz ve özgürlüğümüz çalınıyor. Çok kötü bir durum. Bu anlamda bu kararın Yargıtay'da bozulacağını düşünüyorum. Olmadı Anayasa Mahkemesi'nde bireysel başvuruyla bozulacağını düşünüyorum. Olmadı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bozulacağı muhakkaktır. Böyle adil olmayan bir karar, kararı Türkiye hak etmiyor, bizler hak etmiyoruz. Bir lafım da Anayasa Mahkemesi'ne ve Avrupa Mahkemesi'ne olsun, tutuklanmamızla ilgili başvurularda bulunmuştuk. Yaklaşık 2,5 seneye yakın bir zaman geçti. Ne Anayasa Mahkemesi'nden ne Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden bir karar verilmiş değil. Maalesef o süreçler de uzun sürüyor. Peki. Uluslararası şeyler dedin. Bana artık bir cümleyle geçelim istersen, zamanımız bitti. Şöyle söyleyeyim, evet, o yargılandığımız ceza kanunun 220 Taksim 7. maddesi, işte demin söylediğimiz, tanımladığımız suç, yani bilerek isteyerek üye olmadığın halde bilerek isteyerek terör örgütüne yardım etmek suçunu 220 Taksim 7 düzenliyor. Avrupa Mahkemesi 7-8 ay önce verdiği Türkiye aleyhine iki kararda bu maddeyi irdeliyor ve bu maddenin kabul edilebilir olmadığını, öngörülebilir bir madde olmadığını, hukuka aykırı olduğunu belirtiyor. Avrupa Konseyi'nin danışma organlarına, Venedik Komisyonu bunu ısrarla altını çizerek anlatıyor. Hani bu madde bir şekilde değiştirilmeli. Evet. Türkiye bunu gözden geçirmeli. Evet. Peki Mustafa Kemal, şimdi biz senle biliyorsun aynı yıl İstanbul Hukuk'a girdik. Ben sonra ayrıldım ve iyi mi yaptım, kötü mü yaptım? Yurt dışında gazetecilik, o da bela bir meslek. Sen devam ettin şimdi bir hukukçu olarak. 34 yıllık bir hukukçu olarak, hukuktan durmadan son dönem zarar gören birisi olarak tekrar içeri girmenin arifesinde nasıl hissediyorsun? Moralin nasıl? Yakınların nasıl? Bir de bunu bize bir iki cümleyle söyle ve burada bitirelim. Anladım. Artık. Dediğin gibi aynı yıllar hukukta okuduk. Sonra sen gazeteciliğe yönelik çok keyifle yazılarını izliyorduk. Senin Sovyetler Birliği'nden, Moskova'dan gönderdiğin yazıları. Evet, yani 34 yıllık bir hukukçu olarak böyle bir kararla mahkumiyet almış olmak ve hapis yatmak, tekrar girecek olmak. Keza hepsi benimle aynı yaşlarda aşağı yukarı tecrübeli gazetecilerin, 30-40 yıllık gazetecilerin, benim gibi en az 30-40 yıllık avukatların bu dava sebebiyle hapse girecek olması çok gerçekten de acı verici. Yani hukuku katleden bir kararla karşı karşıyayız. Hani bir yandan sinirleniyorum, bir yandan üzülüyorum, bir yandan öfkeleniyorum ama en çok da üzülüyorum. 34 yıllık bir avukat olarak ülkem adına üzülüyorum, içim acıyor. Yani böyle bir kararla karşılaşmak asla hukukla filan bağdaşmıyor. Dediğim gibi bu kararın da ortadan kaldırılacağından adım gibi eminim, evet. Ama bu senelere yayılacak ve özgürlüğümüzden olacağız, sevdiğimiz insanlardan ayrılacağız. Hayatlarımızdan çalınan zamanlar, evet. Maalesef öyle. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Mustafa Kemal Güngör arkadaşımız, Cumhuriyet Avukatlarından özgürlüğünü bir süre için mevcut uygulamalar gasp etmişti. Sonra çıkmıştı. Şimdi tekrar yeni bir bölümü daha hayatından, onun yakınlarının tekrar alınacak. Tam bunun arifesinde bize konuştu ve yaşadıklarını anlattı. Tekrarlamayayım olayın başında çünkü çok net söyledin sen. Mesele sadece sen değilsin. Mesele sadece Cumhuriyet'te değil. Türkiye'deki genel uygulamaların bir sonucu ne yazık ki biz bunları yaşıyoruz. Adalete ilişkin ciddi problemlerimiz var. Türkiye bunu halletmek zorunda. Halletmek zorunda. Hala bunlarla uğraşılıyor ve yıllardan 2019. Bugünkü yayınımızı burada bırakalım. Bitirelim. Yeni yayınlarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.